Dertap hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Yeni bir video ile karşınızdayım. Herhalde eski bir video ile karşınızda olmayacaktım. Tabii ki burada bir durum oluşuyor. Siz bu videoyu 5 yıl sonra izlerseniz eski bir video ile karşılaşmış olacaksınız. O yüzden Merhabalar ben Tugay Kaban Dertap hoş geldiniz. Eski bir video ile karşınızdayım Bugün Joker 2 Delilik isimli e, filmi incelemeye çalışacağım Anlatmaya çalışacağım Yeni bitirdim Yeni bitirmeme rağmen yani gündüz vakti bitirdim Şu anda saat 10.30 akşam Fakat e, yeni bitirmeme rağmen kafamda tam olarak toparlayamadım Bir çok yorum okudum İnsanlar bu filmi beğenmemişler o insanlara söyleyecek çok şey var. Ama şu notu aldım. Dünyanın neden böyle giderek daha da berbat olduğunu soruyorsanız cevap bu filmi beğenmeyenler olabilir. Evet, filmin başındaki çizgi film çok hoşuma gitti gerçekten. Hatta bir ara Şöyle düşündüm yani bu şimdi filmi izlemeden önce de sinemalara geldiğinde izlememiştim o sırada yorumlar filan yapıldı ve insanlar beğenmediler böyle işte ne biçim film birinci filmin altında kalmış çok kötü falan filan hatta bunu başkaları mı yaptı gibi o etkiyle dedim ki eğer bu filmi ben de beğenmezsem başındaki çizgi film çok hoşuma gitmişti keşke bütün film öyle olsaydı. Diye bir yorum yaparım diye kafamda kurmuştum. E, fakat tam tersi oldu. Ben filmi gayet iyi buldum, e, müthiş buldum diyebilirim hatta. Fakat bu o başındaki çizgi film e, sahnesinin sahnelerinin e, çok hoşuma gittiğini de e, söylememi engellemiyor. Gerçekten öyle yani büyükler için e, böyle nasıl diyeyim işte yarım saatlik, 45 dakikalık bir şeyler de yapsalar izlenir çok güzeldi o çocuklar için değildi pek tabii baştaki kısa çizgi film ama böyle başlamak istiyorum çizgi film çok hoşuma gitti filmi izlemeden önce sinemada izleyenlerden negatif yorumlar duydum dedim bunu da not almışım zaten onları boş verin yani böyle insanlar çoğunlukta bu bu videonun altına yorum yapanlar da olabilir bizim e, izledi izleyip yorumladığımız diğer videoların altına bakın bu insanlardan çok var yani özellikle de silmiyoruz onları e, yani negatif yorum oldu diye sadece böyle çok e, saçma yorumlar olursa onları siliyoruz ama negatif yorumlar e, olması kötü değil ben onları onların bu şeyi yani sinema denilen şeyi tam olarak kavrayamadıklarını Düşünüyorum. Şimdi e, Epiloglar kanalımızda e, orada kitaplarla ilgili konuşuyorum. E, orada da mesela kitaplar üzerinden konuşurken hikaye anlatma meselesinden bahsediyorum. Hikaye anlatma meselesi sinemada da geçerli bir şey e, ve şöyle geçerli bir şey. Yani bu ee, var olan bir şey fakat sürekli aynı şekilde devam eden bir şey değil. İnsanlar bunu sürekli aynı şekilde istiyorlar. Sürekli aynı katarsis'i yaşamak istiyorlar. Sürekli bir şeye girdikten sonra onun öyle devam etmesini istiyorlar, bekliyorlar. Ama hikaye anlatmak öyle olmaz. işte böyle olur. Joker 2 hikaye anlatmanın aslında biraz da böyle klasik bir şekilde devam etse de yani onların istediği şekilde devam etse de farklı şeyleri uygulayarak o hikayeyi anlatmaya çalışıyor. Burada konumuz müzikale geliyor. Şimdi bu film için müzikal diyenler de var. Hatta belki de işte tür olarak müzikal de yazılıyordur e, künyesine. Bence müzikal değil. Ama e, konuya eklemlenmiş müzikal bölümler var. Bu eklemlenmiş bölümlerin tamamını beğendiğimi söyleyemeyeceğim tabi. Hatta uzun tutulduğu kısımlar da var. Ama çok iyi eklemlenmiş bir anlatım tekniği bu. Bunu filmin içerisinde bir anda ana sahneleri bölerek çok iyi bir şekilde yerleştirmişler. Bu yüzden e, bu filmin müthişliğini destekleyen bir şey olmuş bence. Destan nedir biliyor musunuz? Bilmiyorsanız e, Google'da aratabilirsiniz. Bu videoyu durdurup da aratabilirsiniz. Bu arada bu videoyu şu ana kadar beğenmediyseniz ki daha henüz sonuna kadar izlemediğiniz için beğenmemiş olabilirsiniz. Beğenmeme tuşuna basabilirsiniz ama beğendiyseniz de beğenme tuşuna basabilirsiniz. Yani bir eylem e, gerçekleştirirseniz bir şey e, bir geri dönüş sağlarsanız çok sevinirim. Hemen şimdi yorum da yapabilirsiniz tabi ama o da saçma gelebilir size. Evet destanlar e, birçok milletin destanı vardır ve destan... Bir şeyi destanlaştırmak çok zordur elbette bu gerçek bir destan manasında olmayabilir yani gerçekleştiren şey Mesela e, Çok basit Bir örnek olabilir ama e, Harry Potter diyelim ki destan mıdır Değildir belki ama destan gibidir Tabi o e, farklı şeylere de büründü ama Bence Joker karakteri tam bir destan karakteri Çünkü e, Birçok kişi tarafından işlendi. Birçok kişi tarafından farklı farklı anlatılmaya çalışıldı ve hepsi farklı oldu. Yani Leyla ile Mecnun'da mesela Leyla ile Mecnun'un birçok yazarı var. Leyla ile Mecnun'dan o konu alınıyor gidiyor Shakespeare'e, Shakespeare'de Romeo Juliet doğuyor. Romeo Juliet farklı farklı e, formlarda yeniden anlatıldı, biçimlerde, anlatım tekniklerinde yeniden anlatıldı. Anlatım teknikleriyle yeniden anlatıldı. Hatta işte bizde mesela Leyla ile Mecnun dizisi vardı değil mi? Aslında o destanın postmodern uyarlamasıydı. Leyla ile Mecnun dizisi. Bunlar önemlidir. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Joker da bence bir destan karakteri olabilecek çapta bir şey. Ee, bence Batman o kadar değil ama Joker öyle. Ve e, bu destansı hikaye. İşte nasıl farklı anlatılabilirdi? Böyle anlatılabilirdi. Joker 2 bence bu destansı karakteri, destansı hikayeyi çok iyi bir yere doğru sürüklemiş. Çok farklı bir yere doğru sürüklemiş. Ee, ve bu belki de postmodern bir destan e, olmuştur. Buna böyle denilebilir. E, bu ayrıca tartışılabilir tabii. Ama bunu özellikle e, belirtmek istedim. Kafam çok... Şöyle, evet. Eee... Sonra diğer notuma geçiyorum. Bu film neredeyse bütün Netflix filmlerini bitiriyor diye bir not almışım. Burada tabii ki e, yarın bir gün bu film Netflix'te oynayabilir. Benim burada anlatmak istediğim şey... ...Netflix yapımlarının genelinin bir ideolojik e, tavrı var. Bu tavrın bence hepsine karşı çıkan bir film Joker 2. E, i̇lk filme göre müthiş bir karakter derinleştirilmesi yapılmış. İlk filmde şimdi insanlar şöyle söyle belki bunu çözemeyebilirler. Ama ilk filmdeki Joker karakteri her ne kadar çok iyi olsa da ki bence burada da iyi ama burada bence Yan karakter yani Harley Quinn sebebiyle biraz daha aşağıya çekilmiş. Yani e, filmin içinde tabii bunlar da negatif olarak e, görünüyor, bunlar da dilendirilebilir. E, o karakter tarafından aşağıya çekilmiş. O yüzden ilk filme göre daha kötü gibi görünebilir. Fakat dikkat edin ilk filmde aslında Joker karakteri karikatürleştirilmiş bir kar e, karakter. Fakat burada gerçek bir Joker karakteri izliyoruz. Hatta o Joker'ın e, yani hem Joker olması hem işte e, diğer normal bir vatandaş olarak e, Gotham şehrinin bir vatandaşı olarak canlanan e, ismini şimdi unuttum. Edward mıydı? Öyle bir şeydi. E, o karakter o. Yani iki, iki tipi. E, tip değil özür dilerim. Karakteri. İki karakteri hatta aslında ilki yine buradayım. Yine buradayım. İki karakterin pardon, ilkini tip tip olarak söyleyebiliriz. Bu iki şeyi çok iyi derinleştirmiş. Bunların ikisini de çok iyi işlemiş. İlkinde mesela böyle bir şey yok değil ki. İlkinde herkesin beklediği işte kan, işte savaş yani çatışmalar falan filan birkaç hikaye işte onun gelişim süreci falan filan ama Bence ikinci filmde çok iyi bir toplama yapmışlar. Yani konuyu toplamışlar. Bu yüzden karakter derinleştirilmesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. İzleyenlerin %95'i eminim Joker e, hapisten nasıl kaçacak diye bekledi. Evet böyle bir not almışım. Buna ben de dahilim. Yani film başladı. Hatta bir saat falan oldu olmuş yani ben e, mouseu e, şeyi imleci oynatınca baktım bir saat olmuş ve hala bekliyorum ki çünkü beni de ona e, sevk ediyor bu Hollywood yapımları nadir işte böyle güzel şeyler çıkabiliyor bekledim ki bu Joker karakteri işte harley ile falan bir şey yapacaklar da nasıl çıkacaklar dışarı e, sonra neler olacak işte toplumu yeniden galyanı mı getirecekler falan filan ama filmin sonunda görüyoruz ki aslında onu istemiyor hatta onu e, onun e, işte ...böyle büyüttüğü, geliştirdiği o kitle onu kaçırmasına rağmen o onların elinden kurtulmak istiyor. Çok iyi bir derinleştirme, çok iyi bir alt metin. Ee, arkasından birçok şey söylenebilir. Belki ben burada e, söyleyemeyeceğim bunları. Ee, Enes olsaydı Enes de daha derinlemesine inebilirdik o alt metne. Fakat çok iyi bir şekilde konuyu e, böyle bir döngü haline getirmeden... İlk filmin devamında e, olabilecek, tahmin edilebilecek şeyleri getirmeden çok iyi bir şekilde sonuca bağlamış. Bu sebeple buna bayıldım. Hikaye, hikaye yoktu e, diyenler var e, filmde. E, yani ne diyeyim yani hikaye önemli değildir ki. Yani hikayenin önemli olduğunu kim söyledi? Hikayeler her yerde. Yani şu anda yaşadığımız yerde. Şu anda işte bana bir bildirim geliyor. Şu anda siz bunu izlerken bir şey iyi olabilirsiniz. Bu sırada sokaktan bir e, kamyon geçi olabilir. Kamyonun freni patlayabilir. İşte diğer arabalara dalabilir. Allah korusun öyle bir şey olmasın. E, bir anda deprem olabilir, sel e, felaketi olabilir e, vesaire. Biz yani hikayeler hep aynıdır. Hayatta hikayeler hep benzerdir. Bunların yaşandıktan sonra veya yaşanırken e, insanda bıraktığı etkiler, insanların onları karşılama biçimleri vesaire bunlar önemlidir. Hikaye yoktu diyenler bence yanılıyorlar. Ama olmasa da bir önemi yok. Çünkü bizim için önemli olan objektifin odaklandığı o yüz. Bir boyalı yüz bir de o boyalı yüzün altındaki e, gerçek insan. Bunlara e, bence biraz baktığımızda. Biraz düşündüğümüzde bunlar hakkında Joker 2'nin ne kadar iyi bir film olduğunu görebiliriz. İlk filme göre çok daha iyi bir film. Ki ilk filme göre çok daha negatif eksileri var. Yani kendi içinde çok daha negatifleri var. Fakat buna rağmen çok iyi. Ee, ve şöyle bitirmek istiyorum e, bu videoyu. Bu filmi düşünün ki yönetmen Joker'ın kendisi. Yani... E, Gotham şehrinin vatandaşı olan karakter değildi. Tip değildi. Joker'ın kendisi bu filmi çekiyor. Ve aynı şekilde çekiyor. Yani bu yönetmen nasıl çektiyse aynı şekilde çekiyor. Sizce de bu bu e, sürecin devamında hep aynı şeyi bekleyen insanlara yapılmış müthiş bir şaka olmaz mıydı? Gerçekten de öyle olurdu diye düşünüyorum ben. Gerçekten de bu film Joker'ın çektiği Büyük bir şaka gibi. Ciddi bir şaka ama. O filmin içinde de e, sürekli şaka yap şaka yap meseleleri geçiyordu ama. Çok iyi bir şaka olmuş. E, işte acı belki acı şaka e, diye bir şey varsa. Onun çok güzel bir örneği olarak karşımızda duruyor. Bu yüzden e, Joker'ı gerçekten e, anlayanlar varsa olursa bana katılanlar olursa veya benim dinlediklerimle e, evet gerçekten böyle olabilir diyenler olursa e, onları gülmeye davet ediyorum bu acı şakanın son kısmında <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, efendim tekrardan hatırlatma lüzumu duyuyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna, beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basabilirsiniz ki bu beğenmeme tuşu artık zaten bir şey ifade etmiyor. Eskiden ikisinde de e, işte sayılar yazardı. Beğenmeme tuşuna basıldığında e, işte kanal sahibine de şu kadar beğenmedi falan e, falan filan gibi e, uyarılar gelirdi. YouTube tarafından ama artık beğenmeme tuşuna dair bir şey gelmiyor ama yine de o etki ediyordur büyük ihtimal videonun görünme görünmeme kısmında. Her neyse siz beğenseniz de beğenmeseniz de bir şekilde bu e, geri dönüşü yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarda da buluşabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya.